Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golban.com'un ve Kayseri Dülüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aslında 14 Mayıs'ta çektiğim ilk video ama 14 Mayıs'ın ikinci videosu olacak bu video. Ee, birazdan oy kullanmaya gideceğim için evet, son çektiğim forma bu şekilde burada duruyor. Üstümde normal bu şekilde formayla oy kullanmaya gideceğim için bu şekilde çekeyim dedim. Bugün aynı zamanda anneler günüymüş. Ben öyle hani annelerin yılda bir gün kutlanacak bir gün olduğunu düşünmeyen bir insanım ama başta şehit aileleri ve depremde hayatını kaybetmiş annelerimiz olmak üzere bütün annelerin anneler gününü de kutlayalım. İnşallah bir daha böyle acıları yaşamayacağımız, kadın cinayetleriyle güne uyanmayacağımız ya da yanlış yapanlara doğru cezanın verileceği günlere uyanacağımız günler gelir sevgili arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Sürpriz hediyelerden, çekilişlerden yararlanmak için abone olmanın şart olduğunu belirteyim. Seçim demişken aklıma bir şey geldi onu da söyleyeyim. Bir dönem bu Dombra müziği vardı. Biz, ben ilk duyduğumda çok hoşuma gitti. Telefon müziği yaptım, hanım da telefon müziği yaptı falan. Para Kızıl Elma falan diye bir dizi çıktı. Orada falan da yayınla biz baya sevindik yani iyi oldu şöyle böyle diye. Sonra gittiler seçim müziği yaptılar. Benim siyaset değişim olmadığı için kaldırdım. Sonrasında e, Levent Yüksel'den Tuana şarkısı var. E, şeyde o ses Türkiye'de genç bir kardeşimiz çok güzel bir şekilde söylemişti. Sonrasında da o kemanla çıktı onu söyleyip elendi ama orada çok güzel söylemişti. Orada <laughs> Tuana'yı meşhur etmiştik. Yani sıradaki seçim müziğinin ne olacağını bilmek için benim seçtiğim müziklere dikkat etmenizde fayda var. Abi bunlar işin şakası. Tüm Fenerbahçe, Beko, Darüşşafaka'yı deplasmanda 70 9.73 mağlup ederek e, lige galibiyetle döndü. Bu bizim açımızdan sevindirici bir gelişme. E, Çaykur Rizespor'un yıldız basketbolcusu şey yıldız oyuncusu Yanik Bolasi'yi hatırlarsınız bunu zamanında biz de almaya çalışmıştık. 2-3 gün önce Arda Güler'i o sayı Samuel'e sordum. İngiltere'de iyi bir hocayla başarılı olabilir. Arda'nın çok iyi bir oyun görüşü var. Ve muhteşem bir yetenek. Arda Güler Premier Lig'de önemli takımlarda oynayabilir demiş. Valla e, bazen var ya kendi kendime şu soruyu soruyorum. Acaba biz mi şişiriyoruz diye. Siz de soruyor musunuz? Soruyorsunuz değil mi? Acaba biz mi şişiriyoruz? Hani tırtta acaba hani biz mi şey yapıyoruz diye. Sonra bakıyorum. Lan tırtlık mırtlık bir şeylik yok. Yani biz herhangi bir şey yapmıyoruz. Baktığım kadarıyla. Bir taraftan da ilk gösterim videosu sürüyor kanalda. Ona da yorumlara bakıyorum. Napoli kara gümrük forması giyen Ryan Baniya'yı kadrosuna katmak istiyormuş. Bakın Napoli katmak istiyor. Napoli. Hocam bu kim ki? Arkadaşlar bu çocuğun Türk pasaportu var. Daha yaşlı genç. Ve kara gümrükte oynuyor. 850 bin euro piyasa değeri yazıyor ama 1.94 boyundaki stoper. Yani e, senenin başından beri ağzım bir çeşit oldu. Alalım alalım bak bu çocuğu alalım bak bu çocukta iş var alalım alalım. Keşke Gustavo Henrique yerine bu çocuğu almak isteseydik. Yani keşke bu çocuğu alsaydık. Ama görüyorsunuz arkadaşlar Mustafa Hoca'nın tavsiyesi. Fenerbahçe'den Samtemtum'a hücum. Ney? Fenerbahçe'den Samtemtum'a hücum. Allah Allah. Fenerbahçe yakın ilişkiler kurduğu Frank Arnesen'in yani Göztepe'nin sahibinin İngiltere'deki kulübü Samtemtum'a gözünü dikti. Premier Lig'e veda etmeye hazırlanan kırmızı beyazlarda bazı oyuncuların kiralık gönderilmesi bekleniliyor demiş. Fenerbahçe'ye Sampdoria'dan hücum olur bu. Yani eğer haber bu şekildeyse. Çünkü yani Türkçeyi hepimiz biliyoruz. Şimdi Fenerbahçe'nin de şu mantığı var. Doğru, Göztepe ile bir ilişkiler kurduk. Operasyon için düğmeye basılmış. Şimdi bu normalde 2 gün öncesinin haberi. Ancak birçok arkadaşım bana aynı şeyi söyledi. Ben de o yüzden bunu haberi aldım. Savunma için o ön plana çıktı diyor. Bir dönem Brezilya U20 milli takımı formasını giyen Sambacı Torino'daki e, başarılı performansa dikkat çekti. 26 yaşındaki stoper geçen sezon başta 7,5 milyon euroya Samtentum'a transfer oldu. Lianko bu sezon Salisu Betnarek Koçap ile Kıyasya rekabete girdi. Brezilyalı savunmacı Premier Lig'de 17 maçta görev aldı. Samtentum'un şampiyon e düşmesi halinde Liankon'un ayrılması muhtemel. Fenerbahçe oyuncuyu alabilir. Mantıklı. Kanatlara çifte aday, genç yıldızlara yatırım yapan Sam Temptum, Renden, Kamelden, Solomani için Ocak ayında 25 milyon euro ödedi. Aa. Bu sezon Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye rakip olan 20 yaşındaki kanat oyuncusu İngiltere'ye henüz adapte olamadı. Fenerbahçe için kiralık tam anlamıyla bir fırsat transferi olabilir diyor. Ancak birçok talibi çıkacaktır. Solomani'nin e, diyor haberde. Öte yandan Musa Djenepo. Bir dakika. Musa Djenepo. Ben bu ismi hatırlıyorum. Nereden hatırlıyorum? Bu ismi daha önce ben duyum olarak vermiştim. Biz bu arkadaşa sünmüştük. 24 yaşındaki Malili oyuncu. 10 milyon euro piyasa değeri var. Biz bu arkadaşa standart Liège'deyken sünmüştük. Ama <laughs> biz geç kalınca Samtemptom 15.7'yi aldı. Yani bu sezonda çok Böyle ahım şahım bir top oynamamış Dijen nepo ee, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani olabilir diyor. Forvet'e 2-0 birlik kule. Nijeryalı Forvet e uzun boyuna rağmen kendisine beklenecek kadar teknik. Paul Onaço. Hocam biz buna da aynen biz buna da talip olmuştuk. Onaço. Hatırlayın hatta e, uzun boylu uzun boyuyla bayağı işler yapan bir. 2-0-5 miydi ya? Yanlış mı hatırlıyorum? Dur bir bakalım transfer marketten. 2.01 pardon. 4 santim yanılmışım. 17 milyon euro piyasa değeri var ama 28 yaşına gelmiş artık. Ve orada hiçbir şey yapamamış. Genk'te yıldızlaşmış. Midland'dan Genk'e 6 milyon euroya transfer oluyor. Oradan 18 milyon euroya gidiyor. 31 Ocak 2023'te. Adam Belçika Ligi'nde 19 maçta 16 gol. Belçika Kupası'nda 3 maçta 1 gol. Ama Premier Lig'de 11 maçta 0 gol. 405 dakikada. Bu haber tamamen arkadaşlar bir istekten oluşan bir haber. Henüz böyle bir düşüncemiz yok. Böyle bir görüşmemiz yok. Bilginiz olsun. Fenerbahçe'ye üçlü transfer taarruzu. Fenerbahçe yönetimi rüya takım kurmak için kolları sıvadı. Ha hocam giderler üç tane çöp alırlar sana rüya takım. Üst üste yıldızları parlatacak. Başkan Ali Koç rüya takım kurmak için hakarete geçiyor. Yani harekete geçeceğini zannetmiyorum. O yüzden hakarete geçiyordur. Kadro mühendisliği çalışmalar titiz. ilk aday Divok Origi. Öz bir arar. Eskiden Bacuha iyiydi. O geldi şükür. Artık Divok Origi. Milan'da istediği şansı bulamayan 28 yaşındaki Belçikalı Forvet ayrılık fikrine sıcak bakıyormuş. Yakın takip Ziyek. Hakim Ziyek. Hakim Ziyek'le ilgili ilgili sonra bir dosya açacağım. 30 yaşındaki futbolcu Chelsea'de mutsuz Fenerbahçe şartları zorlayacak. Ziyek'le ilgili de sıcak gelişme var onu da belirteyim. Orta sahaya aday Parades. Orta sahaya aday ise 28 yaşındaki Leandro Parades. Kiralık olarak Juventus'ta oynayan Arjantin oyuncu kulübü Paris Saint Germain ile görüşmelere başlanılmış. Ben Hakim ki doğrularım. Çünkü biliyorum. Yani bildiğim için konuşuyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben Origi için de şunu söyleyeyim. Zamanında bedava bir şekilde gitmiş Liverpool'dan Milan'a. Bu sezon şöyle bakıyorum. Yani iç açıcı bir istatistik yok aslında. 34 maçta 2 gol 1 asist 1169 dakika ama zor bir lig. Hani bizim lige alsak iş yapar mı? Bence yapar. Bizim lige alsak iş yapar. Bak şu ailem falan ama yani e, zor bir iş. Yani kanatlarda da oynayabilen bir futbolcu. Bence üstüne düşünmemiz gereken isim bu. Parades ismini inanın daha önce duydum. Hani e, denenir mi gibisinden duydum. Yani Juventus, Paris Saint Germain seviyelerindeki bir futbolcuyu buraya getirmek öyle kolay değil. Ya böyle oyuncu da fıttırık bir özellik olacak da falan filan. Ee, yani kimsenin hayallerinizden dalga geçmesine izin vermeyin arkadaşlar. Fenerbahçe'nin oyuncusu Mergin Berisha için 20 milyon euroluk plan. Bunu dün konuştuk arkadaşlar. O yüzden bu haberi geçiyorum. Yani detaylı şekilde buraya. Ama şunu belirteyim. Alman milli takımına seçildi. iki maçta oynadı. Hani artık yürü ya kolum misali bayağı gidiyor. Ee, bakalım ne olacak arkadaşlar. Fenerbahçe'ye transfer olan Beriş'e 32 maçta 8 gol 3 asist. Performans bu sezon Oğuzburg'da 21 maç. 9 gol 4 asist. Bir de Fenerbahçe'deyken golü var. Yani bu sezonu bomba gibi geçiriyor. Aklımızda hayırlısı olsun. Trabzonspor'un listesindeki Yıldız'a Fenerbahçe'den kanca. Arkadaşlar bu haberde de ben bu haberi şöyle bir göz ucuyla süzdüm. Orsiç'ten bahsediyor. Hani Trabzonspor gündemini aldı biliyorsunuz. Eee Biel sayısı Nenad Biel sayı getirince takımın başına Orsiç'e e, odaklandı. Şimdi Orsiç için de ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Aslında hani Fenerbahçe'nin almasını istiyorsunuz ya Fenerbahçe şöyle futbolcuları getirsin, böyle futbolcuları getirsin. Ancak böyle futbolcu getirebilir. 7 milyon euro piyasa değeri 30 yaşında. Yani yıldız istiyorsanız yanlış anlamayın. Sağ ayaklı sol kanatta oynuyor. Hani Rossi'nin bir çeşidi diyeyim. Zagreb'de piyasa değeri 10 milyon euro iken 6 Ocak'ta 5.75'e gitmiş. Düşünün. Yani Zagreb'deki performansı 15 Hırvat maçında 8 gol 7 asist. 6 Şampiyonlar Ligi maçında 2 gol. Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 maçta 3 gol 1 asist. Ama FA Cup İngiltere kupası ve Premier Lig'de toplam 200 dakika yok. Sıfır gol, sıfır asist. Ha, bu tip isimler olabilir. Mantıklı. Hatta bir yerse bir ara bize gelecekken Orsic, Petkovic gibi isimleri de istiyordu. Hatta getiririm de diyordu. Yani yardımcı olurum da diyordu. Ama biz becerememiştik. E, Fenerbahçe nabız yokladı falan filan diyor. Arkadaşlar herhangi bir nabız yoklamamız yok. Bana gelen herhangi bir duyum yok. Bilginiz olsun. Fenerbahçe'de ayrıldık rüzgarı 7 futbolcu ve Jorge Jesus. Başla bunu koysak aslında mantıklı. Yani 7 futbolcu ve Jesus. Son viraja girdik. Elimize gelen bazı fırsatlar vardı. Elimizin tersiyle gittik. 7 futbolcunun işi sıkıntı. Jesus ligde 31 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet, 2.19 puan ortalaması. Aslında son yıllarda 2.19 direkt şampiyon yapar ama maalesef bizi yapmadı. Gitmesini istediği isimler. 1. Samatta. 2. Ezgican Alioski. Zaten kiralık. 3. Nazım Sangare. Zaten Sangare'nin kendi bile ben bu performansı oynayamam diyordur. 4. Mihaza istiyor. Ee, zaten oynatmadığı için bana mantıklı geliyor. 5. Berisha zaten konuştuk. 6. Pelkas. Pelkas da sözleşme uzatılacak mı uzatılmayacak mı? 7. Buruma diyor. Buruma da zaten opsiyonlu gittiği için gidebilir arkadaşlar. Son haberimiz yok. Son haberimiz değil. O bayağı haber varmış ama hızlıca geçelim. Hakim Ziyek transferinde sürpriz gelişme Fenerbahçe Beşiktaş diyor. Arkadaşlar bakın. Az önce söyledim size Hakim Ziyek transferini konuşacağım diye. Şimdi Fenerbahçe'de da futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. İki takım da almak istiyor. Foto maç editörü Enes Cevahirci'nin Fransız basından derlediği habere göre Basta oyuncu için Tottenham devreye girmiş. Lucas Moura'ya veda eden Tottenham Ziyeki almak istiyormuş. E bu sezon 22 maçta giydi. Gol atamadı. 2 asisti var. Şimdi Lucas Moura'yı gönderen rakibine ezeli rakiplerinden birine Chelsea verir mi? Zor. Bakalım ne olacak? Ama ben şunu söyleyeyim. E tabii ki de futbolcunun talipleri çok ama keşke Fenerbahçe'ye atabilsek diye söyleyeyim. Burada da başka bir olay var ama biraz ilerleyince zaman konuşuruz. Bu arada 15 Mayıs'tan sonra transferleri daha detaylı konuşacağız. Hatırlatayım. Transferde dev kapışma 4 büyükler. O futbolcu için devrede demiş. Öncelikle e, Antalya Sporlu Hacı Wright için konuşuyorlar. 4 kulüpte devrede diye. Bence Antalya Spor oyuncuyu satmak istiyor. Bakalım kime satabilirim diye uğraşıyor. Burada kısaca söyleyeyim. Jesus'tan 8 yıllık hasreti bitirmek üzereyiz diye bir paylaşım. Yani Instagram'dan çarpıcı bir paylaşımda bulunuyor Jesus. Yaptığı paylaşımda diyor ki Çalışmaya devam. 8 yıllık kupa orucunu bozmanın eşiğine geldik diyor. Yani Galatasaray'ın 5 puan gerisinde Fenerbahçe. Türkiye kupasında ilk maçta 0-0 kaldı ama Sivas Spor'la bir Türkiye kupası e, yarı final rövanş maçı var. Bilmiyorum kast edilen tam olarak ne. Hocam sence Fenerbahçe buradan şampiyon olur mu? Ulan Fenerbahçe buradan şampiyon olsa Galatasaraylılar Huni ile gezer. O yüzden zannetmiyorum onu da söyleyeyim. Enner Valencia'nın geleceği için açıklama diyor. Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas bakmış ki hani yuvarlak yuvarlak konuşma diye. Seçeneklerimiz arasında Fenerbahçe ile olası bir sözleşme yenileme de var. Enler İstanbul'da çok şey başardı. Burada da Fenerbahçe ile sözleşme uzatma arzusundayız. Takımdaki en sevilen oyuncu sakin bir şekilde görüşmeleri sürdürüyoruz demiş. Ya ay sonuna kadar bekleyeceğiz. 3 yıllık, yıllık kontrat istiyor. Maaş talebi Fenerbahçe'yi şaşırttı. Fenerbahçe 1 artı 1. Fenerbahçe'den 3 yıllık kontrat istiyor yani futbolcu. Brezilya Arap basını veriyor. Ben şunu söyleyeyim. Yani Valencia olayını çok değişmenin lüzumu yok. Yani yüz ifadesinden bile anlıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yüz ifadesinden bile her şeyi anlıyorsunuz. Fenerbahçe'yi kafasında bitiren adam kombini bu. E, hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Ne diyelim? Yani ben Valencia ile devam edilmeyeceği kanaatindeyim. Bunu da sizlere belirteyim sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.